serüvene koşmak için trenler bekliyorsan, güneşini yakalayıp gözüne yerleştirmek için beyaz yelkenlerin gelip seni almalarını bekliyorsan, yarına inanmak için gün batımına, iyi kalpli görünmek için zayıflığa ve güçlü görünmek için öfkeye ihtiyacın varsa, demek ki hiçbir şey anlamadın. Ne tren bekledik, ne de beyaz yelkenlerin gelip bizi almasını, ne güneşin doğuşunu, ne de günün batmasını. Tam onun istediği gibi, aklımıza düşer düşmez biletleri alır almaz yola koyulduk. Çok sevdiğimiz bir kitabın kapağını ilk kez açar gibi heyecanlı, daha önce pek çok kez gezdiğimiz bir şehri ilk kez görür gibi meraklıyız. Yüzyılın en büyük savaşını yaşamış, acılar çekmiş, bir yanı hüzünlü ve gri ama bir yanı da bir o kadar renkli, yeni ve yenilikçi bir şehirde, yüzyıla ve hayatının büyük bölümü sürgünde de geçse yaşadığı şehre damgasını vurmuş bir tiyatrocuyu, şairi, edebiyatçıyı anlatacağız. Yaşadığı kentte onun gölgelerini arayacağız. Hatıralarına dokunacağız. Onu daha iyi anlayabilmek için onun yürüdüğü sokaklarda yürüyüp onun soluduğu havayı soluyacağız. Bu şehir, bu insanlar onu nasıl etkilemiş? Bu caddeler, bu parklar, bu kent ondan neler taşıyor bakacağız. İstanbul, insan neyle yaşar sorusunun cevabını ararken biz onun neyle yaşadığını arayacağız. Brecht'in izinden Berlin'deyiz. Bize Berlin'i ve Brecht'i anlatacak olansa Güven Kıraç. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Berlin sokaklarında gezintiye çıkıyoruz. Zira tarihi bir şehirde tarihi bir kişiliğin izinden giderken bizi neler bekliyor, nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Henüz öğrencilik yıllarında Brecht'le tanışan ve bugün tüm Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu olan Güven Kıraç'ın hayatında hem Brecht'in hem de Berlin'in önemli bir yeri var. İşte biraz da bu yüzden Güven Kıraç'la birlikteyiz. Berlin'e çeşitli kereler gelmiştim ama bu sefer gelişimin daha değişik ve özel bir nedeni var. Çünkü bu sefer dünyanın büyük tiyatro ustası Bertolt Brecht peşine düşerek geldik Berlin'e. Özellikle de Berlin'in eski kısımlarına geldim ki burası 1800'den kalma yapılarla dolu. Yani tam Brecht'in yıllarında dolaştığı, arşınladığı sokaklar buralar. Gördüğünüz gibi yerdeki sokak, kaldırımlarda, Arnavut kaldırımları dediğimiz bizim eski kaldırımlardan eski bir bölge. Benim Brecht'le tanışmam konservatuvar eğitimi aldığım yıllarda rastlar. 1988 girişliyim ben Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne. O yıllarda tanıştım tiyatro eğitimi tahsil ederken Bertolt Brecht'le. Genç bir oyuncu adayıyken Epik Tiyatro ve Brecht üzerine bayağı 4 sene boyunca yoğunlaşmıştık. Sevgili hocamız Zeliha Berksoy anlatırdı bize özellikle Brecht'le ilgili dersleri. Ve Brecht'in bizim hayatımızda çok önemli ve özel bir yeri oldu. Genç bir oyunculuk tahsil eden öğrenci olarak. Şimdi yıllar sonra 2004'te en son Fatih Akın'la gelmiştim Berlinale'ye. Burada filmimiz yarışmıştı ve birinci olmuştuk. Şimdi değişik bir gözle, değişik bir açıyla bakıyorum. Brecht'i izlemek, Brecht'in peşinden buraya gelmek benim için de değişik bir his, değişik bir duygu. Onun için burada başka bir gözle, başka bir yerinden görüyorum Berlin'i, geziyorum. Bu bölgeye dediğim gibi gelme sebeplerim gerçekten bu bölgenin bir kişiliğinin olması. Burada çok eski yapılar, 1800'den kalma bir mimari hakim. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra buraları tabii daha çok gezmek imkanlı olabildi. Çünkü burada yaşayanlar burada göremedikleri uzun yıllar boyunca bölgeler vardı. Doğu ve Batı Berlin ikiye ayrıldığı için. Ama şimdi artık herkes her yeri görebilecek durumda. Biz de dediğim gibi Brecht vesilesiyle bir kere daha bu güzide, Berlin'in güzide yerlerinden bir tanesinde dolaşacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir şey burası, cadde burası. Özel bir cadde. Bizim biraz Maçka'ya benziyor. Maçka'da da böyle Nişantaşı'na çıkan kısmı Arnavut kaldırımlarıdır. Brecht'in peşinden bakalım nerelere gideceğiz.
Brecht aslında 1898 yılında Almanya'nın Augsburg kasabasında bir işçi mahallesinde dünyaya geldi. Hayat felsefesinin ilk tohumları da bu kasabada atıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın en sıcak günlerinde önce Münih'te tıp, ardından da Berlin'de felsefe okudu. Ancak ikisini de yarım bıraktı. Askerliğini savaş yıllarında yaralı askerlerin tedavi edildiği bir savaş hastanesinde yaptı. Belki de burada karşılaştığı manzaralar, tanık olduğu acılar onu daha da çok savaş karşıtı yaptı. Bugün hala tartışılan ve Brecht'in savaş karşıtlığını sert bir biçimde gözler önüne seren Ölü Askerin Söylencesini o yıllarda yazdı. Ve hemen askeri de aralarına aldılar. Gece masmavi ve parlaktı. Görülebiliyordu vatanın yıldızları, eğer miğfersizse başlar. Öyle çevresinde dans edip oynayanlar çoktu ki onu gören olmadı. Ancak yukarıdan bakıldığında görülebilirdi ve orada da sadece yıldızlar vardı. Hep aynı yerde kalmaz yıldızlar. Kalkıp gelir bir sabah kızıllığı. Ama asker öğrendiğini yapar. Ölüme gider yeğleyip kahramanlığı. Askerlik sonrasında 1924 yılında Berlin'e yerleşti. Henüz gencecik bir delikanlıydı Brecht. Ama bir edebiyat anlayışı ve dili çoktan oluşmuştu. Kendi babası da bir kağıt fabrikasında çalışan Brecht, İşçi sınıfının sanatını yaratma çabasıyla oyunlar yazdı. Burjuvayı, savaşın kendilerine refah getireceğini uman Alman orta sınıfını eleştirdi. Marx ve Hegel'den etkilendi. Politikayla ilgileniyordu ama hiçbir zaman bir partiye üye olmadı. İnsanları kalemiyle etkilemeyi tercih etti. Ancak ne var ki yazdıkları sadece halkın değil, Nazi iktidarının da dikkatini çekiyordu. 1933 yılında Tedbir adlı oyunu yasaklandı ve kara listeye alınıp vatana ihanet suçundan yargılandı. Çareyi ailesiyle birlikte Danimarka'ya gitmekte buldu ve böylece Stockholm'den Zürih'e, Amerika'ya kadar uzanacak ve 15 yıl sürecek sürgün hayatı da başlamış oldu. Brecht bugün her ne kadar Berlin ve Almanya denince akla gelen ilk isimlerden biri de olsa, sürgün yıllarında vatandaşlıktan çıkarılmıştı. O yılları çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazarak ve en değerli eserlerine imza atarak geçirdi. 1933 yılında terk ettiğinde Berlin gri bir toza bürünmüştü. 1948'de döndüğünde ise şehir yorgun ve yıkıktı. Ancak toz bulutu yavaş yavaş kalkıyor, gökyüzünde renk maviye dönüyordu. Bu yorgun şehri yeniden inşa etmek için herkes bir işin ucundan tutuyordu. Brecht'in yaptığı ilk iş bir tiyatro kurmak oldu. Berlin'e Ensemble Tiyatrosu'nun önündeyiz. Bertolt Brecht'in kurduğu bir tiyatro Berlin'de ve bütün önemli oyunlarını başta kendi rejisörlüğü olmak üzere başka rejisörlerle de paylaşarak sergilediği tiyatro. Şimdi o tiyatrodan içeri gireceğiz. Sahnesini, fuayesini, bilet satış ofisini, her yerini gezeceğiz. Brecht'in odasına da gireceğiz zannediyorum ki. Berliner Ensemble'dayız. Arthur Oyun'un Önlenebilir Tırmanışı, gene von Bertolt Brecht yazıyor. Bertolt Brecht'in yazdığı oyunlardan bir tanesi. Şu anda sezonda, 2009 yılında, Eylül sonundayız. Burada oynayan oyun Bertolt Brecht'in Arthur Oyun'un Önlenebilir Tırmanışı. Aslında bu bina 1892 yılında tiyatro olarak inşa edilmişti. Savaş sonrasında 1950'de Brecht ve arkadaşları kendi tiyatrolarını kurmak için burayı seçtiler. Ve Berliner Ensemble o tarihten itibaren Brecht'le birlikte anıldı ve adeta epik tiyatronun mabedi oldu. Arthur Oyun'un yükselişi,
3 kuruşluk opera, Adam Adamdır, Galilei'nin Yaşamı, Cesaret Ana gibi Brecht'in ünlü eserleri defalarca bu sahnede oynandı. Ve Brecht, Berlin'in dört bir yanından işçileri kiraladığı otobüslerle tiyatroya taşıdı. Ensemble'dayız. Brecht'in kurduğu tiyatro burası. Gerçekten burası tiyatro dünyası için çok önemli mabetlerden bir tanesi. Çünkü Brecht 20. yüzyılın çok önemli tiyatro kuramcılarından bir tanesi. Tiyatroda bir devrim niteliğinde yenilikler getirmiş ve yepyeni bir 20. yüzyıl tiyatrosunu adeta bir çığır açarak oluşturmuş ve o yüzden de onun tiyatro düşüncelerinin aktarıldığı, oyunların sahnelendiği, kurduğu onun Berliner Ensemble, Berlin'deki tiyatrosu. Bu tiyatronun açılışı ilk defa Bay Puntilla ve Uşağı Matti oyunuyla yapıldı. Bay Puntilla ve Uşağı Matti burada 1900 zannediyorum 39 ya da 40 olması lazım. O tarihlerde oynandı. Elimde de şimdi Brecht'in o 3 oyununu buldum. Bay Puntilla, Puntilla A diye çevrilmiş o sırada. Çevirilere göre değişiyor. Puntilla A ve Uşağı Matti, Arturo Uy'nin Yükselişi. Ki şu anda Arturo Uy'nin Yükselişi burada oynayan oyun. Bir de Simon Machard'ın Düşleri oyunu var bu kitapta. Ben şimdi size burada oynanan, bu tiyatronun açılışında oynanan ilk oyundan küçük bir pasaj sergilemek istiyorum. Aslında keşke sahneye çıkabilseydim. Ama tabii şimdi gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma var sahnede. Ve Almanlar şeydirler, çok sistematik ve laboratuvara, sisteme çok meraklıdırlar. Orada hiçbir şey sekmez. Her şey normal, bütün dişliler, çarklar zamanında çalışmak durumunda. Dolayısıyla onlardan şu anda sahneyi alamıyoruz. Çünkü bu, şu anda onların zamanı. Sahne teknisyenleri oynanacak oyun için haldır haldır bir çalışma içindeler. Arturo'yu herhalde oynayacaklar bugün. Arturo için çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla sahneye çıkamıyorum. Ama küçük bir pasajı buradan, Puntilla'dan, yani buranın ilk açılış oyunundan okumak istiyorum sizlere. Irgat Pazarı'nda geçiyor. Puntilla, Puntilla bölgenin de ismi aynı zamanda. Puntilla Ağa da o bölgenin önemli ağlarından bir tanesi. Zaten ağalık sistemini tartışan ve eleştiren bir oyun yazmış Brecht o yıllarda. Kurgaylardan arabaya atlayıp çıkarken beni nasıl yalnız bıraktığını zaten içerlemiştim. Ama bir de dönüşümü beklemeden zıvarıp yatman yok mu? Hele Irgat Pazarı'na gelesin diye seni kendi ellerimle yatağından çekip çıkarmak zorunda kaldın mı? Kalmadın mı? İşte bunlar kolay kolay unutmam. Zeytin Dağı'ndaki uykuculardan daha kötü bu. Sus, konuşma. Şimdi anladım, hep göz altında tutmak gerek seni. Bir kadeh fazla içmemi bile kendine rahatlattığım için beni kötüye kullandın bu durumumu. Bağış üstüne Bay Puntilla. Senin ağız alışına girecek değilim. Bir o eksikti. Ama bak, iyiliğin için söylüyorum. Kanaatkar ol. Kendi hayrınadır böylesi. Yoksa alçak gönüllülükle başlayanın sonu hapishanedir. Gözünü efendisinin sofrasına dikmiş uşağa kimse ekmek vermez. Öylesine çalıştığını görürlerse başka şeylerine de göz yumarlar senin. Ama aklın fikrin paydoslu olup da bir de klozet kapağı kadar pirzola istersen nefret ederler senden. Ve de derhal kapı dışarı ederler. Böyle olmak istemezsin herhalde, değil mi? Şimdi tiyatroda Brecht'in önermelerinden bir tanesi de tiyatro sanatı her ne içerirse, her ne anlatırsa, odağına her neyi alırsa alsın mutlak surette eğlendirme özelliğinden vazgeçmemeliydi. Onun için onun oyunlarının çoğunda, dramatik olanlarında da mutlaka bir mizah olduğunu, anlattığı derdini bir mizahla anlattığını göreceksiniz. Şimdi Brecht'ten bahsederken özellikle tiyatrodan ve epik tiyatrodan bahsetmek zorundayız. Çünkü Bertolt Brecht, evet, dünyaca ünlü, aynı zamanda bir şair de, romancı da, ama onun tiyatro kişiliği, rejisörlüğü ve oyun yazarlığı tabii bütün diğer kişilerin önünde geliyor. Onları da peyderpey şimdi tiyatroyu gezerken size anlatacağım. Berliner Ensemble'da içeri girer girmez büyülü bir atmosfer karşılıyor sizi. Her köşesi tarih kokuyor. Koridorlarından avizelerine, merdiven başındaki ahşap oymalarından salondaki duvar süslemelerine kadar her şey özenle ve incelikle yapılmış. Güven Kıraç'ın peşinden, Brecht'in izinden dünyaca ünlü tiyatrocuların yürüdüğü bu koridorlarda gezinmeye devam ediyoruz.
Bu tiyatro 700 kişilikmiş. Tiyatro için hiç azımsanmayacak bir rakam. Hatta çok iyi bir rakam. 700 kişilik bir salon. Gayet iyi sayabileceğimiz bir salon. Keşke 700 kişi dolsa, yani bizim Türkiye'de de oyunlarımızda 700 kişi gelse bütün oyunlara. Tiyatro sanatı biraz son yıllarda kan kaybetti gibi sanki Türkiye'de. Çeşitli nedenlerden ötürü. Ama umarım eski saygınlara, eski gördüğü rağbete tekrar kavuşur. Bertolt Brecht'in tiyatro sanatına getirdiği bir devrim olduğundan bahsetmiştim. O nedir? O gerçekten yeni bir söyleyiş biçimi, yeni bir oynanış biçimi, yeni bir ifade biçimi yarattı ve buldu. Aslında devrim niteliğinde olan şey o. Epik tiyatro diye bir tiyatro biçimini yarattı. Epik tiyatroyu çok kısaca söz etmek isterim çünkü çok önemli Brecht bahsinde. Epik tiyatro binlerce yıllık geleneği olan tiyatro sanatı üzerinde büyük bir değişiklik yarattı. Yani epik tiyatro ile şunu yaptı Brecht. Normalde izleyici bir oyunu izlerken oradaki karakterlerle, oradaki olay örgüsüyle özdeşleşir. Aktörlerle, aktrislerle duygulanır. Onlarla hüzünlenir, onlarla güler. Kendini oyunun büyüsüne kaptırır diyebilirim adeta. Ama Brecht'in önermesi şuydu getirdiği şey. Devrim niteliğinde olan dediğimiz. Oyuncuyu hep uyanık tutmak. Oyuncuyu hiçbir şekilde oyunun ve aktörün büyüsünün içine çekmeden, o afyonla afyonlamadan, uyutmadan uyanık olmasını sağlamak ve aslında kendisine anlatılmak istenenin ne olduğunu kavratmak. Onun için Brecht'in önermesi, tiyatrodaki önermesi yaşamak değil, daha çok bunu anlatmak. Karşı tarafa ne olduğunu, niçin olduğunu geçirmek. Şöyle küçük bir örnek vermek isterim. Brecht oyunculuğu biraz zor bir oyunculuktur. Brecht tiyatrosu biraz zor bir tiyatrodur. Çünkü neden? Alışılagelmiş oyunculuk stilinde, dramatik tiyatroda aktör gerçekten o anı yaşar, duygulanması gerekiyorsa, ağlaması gerekiyorsa söz gelimi ağlar. Ama Brecht onun ağlaması gerektiği yerde ağlamamasını, gözyaşını akmadan dondurmasını ve bunu da seyirciye göstermesini ister. Yani şunu önerir, der ki bakın ben istersem ağlayabilirim, zaten işim bu, böyle bir melekem gelişmiş yıllar içerisinde aktör olduğum için ben ağlarım, siz de buna kolayca kanarsınız ama benim ağlamama kanmanızdan daha önemli bir şey var. Beni burada ağlatan olay nedir? Bunu anlayın. Ey seyirci, uyanık olun, bunu kavrayın, der. George denilen oyuncuya. Man is man, adam adamdır. Ruth Bellon 1943, gene burada galiba, bir kadın oyuncusuna sahne tarif ederken. Brecht'in bir Amerika sevdası vardı, pek belki herkes bilmeyebilir. Brecht in New York diyor, 1947'de Amerika'ya gitmiş arkada. New York manzarasını gösterenlerini görüyorsunuz. Burası Brecht için önemli odalardan bir tanesi. Berliner Ensemble'ın içinde Brecht'in kendi odası. Duvarda da işte çeşitli portreleri var. Çeşitli oyunlardan, sahne üzerinde oyuncularla kurduğu diyaloglardan fotoğraflar var. Gençlik halleri var Brecht'in. Bunlar daha gençlik yılları. Bir de şurada küçük bir balkon var. Bu balkonda bize bilgisini verdiler bunun. Berlin Ensemble oyuncuları bazı zamanlarda oyunlardan önce şurada bir şey var. Benden beraber gelebilirseniz. Bir mikrofon var. Buradan
aşağıda tiyatroya gelen izleyici topluluğuna seslenip oyunla ilgili bilgiler aktarıyorlar. Ve bu gelenek hala devam ediyor. Muş onun için burada mikrofonda durmaya devam ediyor. Brecht und Helene Weigel auf dem Wagen des Berliner Ensemble diyor. 1954 bir trendelermiş. Şeyden tren diyorum. Wagen, Volkswagen de oradan geliyor. Halk arabası demek. Bir vagonda üstü açık halkı selamlıyorlar. Brecht ve Helene Weigel. Helene Weigel önemli Brecht'in hayatında. Birkaç oyununda önemli başrolleri paylaştı. Die Mutter, ana Maxim Gorki'den esinlenerek yazdığı oyundaki ana karakterini, başrolü Helene Weigel oynamıştı. Karan Ana'nın Tüfekleri oyununda da yine Helene Weigel oynadı. Helene Weigel odası var burada aynı zamanda. Bu arada Helene Weigel Brecht'le birlikte Berliner Ensemble'ı kuran hanımefendi. Ve şimdi onun odasına gideceğiz. Onun odasında da çok güzel değişik Brecht maskları var ve Helene Weigel'in gene oyunlardan çeşitli portreleri var. Şimdi Helene Weigel odasına doğru yürüyorum. Avrupa'nın tiyatroya verdiği önemi anlatmak açısından binanın ihtişamını, güzelliğini, işte tavan yüksekliklerini, avizelerini, mimarisini de görüntülememiz önemli. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Dünya Savaşı'nda savaşından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Almanya'ydı. Çünkü müsebbiplerinden, sorumlularından bir tanesi de Almanya'ydı. Buradaki Hitler faşizmini zaten bütün dünya biliyor. Almanya savaştan çıktıktan sonra ilk yaptığı bina tiyatro binasıdır. Burası fevkalade önemli gelir bana her zaman. Yani önce tiyatro binası inşa etmek yüksek kültüre sahip olmayı gerektirir. Önce tiyatro ile insanları kuşatmak, tiyatro binasının ehemmiyetinin bu kadar ileride olduğunu anlatmak açısından fevkalade önemlidir. Dediğim gibi Almanlar savaştan çıktıktan sonra Berlin her taraf yıkıntılar, şeyler, çöküntüler içerisinde ilk yaptıkları şey işe başlarken önce tiyatrolarını inşa ettiler. Onun için Avrupa'nın her yerinde ama özellikle Almanya'da birbirinden güzel tiyatrolar görürsünüz. Ben Hamburg'da çalıştığım günlerden de biliyorum Fatih Akın'la. Hamburg'da da gene birbirinden değerli güzel tiyatrolar vardı. Tiyatro Avrupa için ve Almanya için özellikle çok önemli bir sanattır. Şimdi Helene Weigel'in odasına doğru ilerliyorum ben. Helene Weigel dediğim gibi Brecht'in hayatında çok önemli izi olan. Aynı zamanda bu tiyatronun da hem kurucusu Brecht'le birlikte hem de yöneticisi idi. Berliner Ensemble Helene Weigel'siz düşünülemez. Şimdi onun odasına doğru gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Helene Weigel'in ismi adıyla müsemma bir oda. Helene Weigel'in Brecht'le birlikte bu tiyatroyu kurduğundan bahsetmiştim. Brecht'in hayatındaki öneminden bahsetmiştim. Yalnızca iş arkadaşı olarak değil, aynı zamanda hayat arkadaşı olarak da Helene Weigel, Brecht'in hayatında önemli kadınlardan bir tanesi. Hanımefendiyi burada görüyoruz. Son derece ciddi ve çok gerçekten çok önemli bir oyuncu. Orada da gene Helene Weigel'in bazı fotoğrafları var. Gene Helene Weigel'in fotoğrafları var. Bu tiyatronun ilk yöneticisi, ilk kurucusu. Bunlar da gene bu özel odada ki Brecht maskı. Bu çok önemli. Bu Brecht maskı. Bunlar da çeşitli gene oyuncuların çeşitli oyunlarda kullanılan maskları. Almanca'da makyaj maske demek. Almanlar makyaj için maske terimini kullanıyorlar. Maske, bizim bildiğimiz maske de işte böyle bir maskten kaynaklanıyor. Bertolt Brecht, çevresinde bugünün deyimiyle çapkın olarak bilinen biriydi.
ilk aşkı Paula Benholzer'den sonra birçok kez aşık oldu. Hayatına onlarca kadın girdi, onlara onlarca şiir yazdı. Birden fazla evlilik yaptı ama en son ve belki de en büyük aşkı Helena Weigel'di. Kendisi de ünlü bir oyuncu olan Helena Weigel, onun hem iş hem hayat arkadaşıydı. Çocuklarının annesiydi. Brecht'in hem en önemli ilham kaynağı hem de oyunlarının vazgeçilmez oyuncusuydu. Ama Helena Weigel hiçbir zaman Brecht'in gölgesinde olmak istemedi. Güçlü bir kadındı. Berliner Ensemble'ı birlikte kurdular ve bu tiyatroya birlikte imza attılar. Tiyatronun açılışından hangi oyunların oynanacağına kadar bütün aşamalarda Brecht'in yanında oldu. Sanatı, emeği, aşkı paylaştılar. Kalbim karanlık gecedeki bulut gibi yurtsuz. Ah sen, göklerdeki bulut, üzerinde tarlaların ve ağaçların bilmez ne oluyor. Koca bir genişliğin var. Kalbim gecedeki bulut kadar vahşi, yurt özlemiyle çılgın. Ah sen, uzak göğün tümünü ister ve bilmez neden. Gecedeki bulut rüzgarlarla tek başına. Tiyatronun bulunduğu bölge bugün Berlin'in en popüler merkezlerinden Friedrichstraße üzerinde. Botlarla şehir turu yapılan bir kanalın kıyısında. Ve tabii o zamanlar fiziki olarak böyle bir ayrım yoktu. Ama eskiye göre Doğu Berlin sınırları içinde. Tiyatrodan çıkar çıkmaz soluklanmak için tiyatronun hemen yanındaki kafelerden birine oturuyoruz. Oturduğumuz kafenin adı Brecht Kafe. Şu anda Berliner Ensemble Tiyatrosu'nun, yani Brecht'in tiyatrosunun yakınında bir kafedeyiz. Kafenin ismi de Brecht. Ama tabii Brecht'in yaşadığı yıllarda kafenin adı Brecht değildi. Ama Brecht'in en çok geldiği ve sonradan da aynı adı alan kafede onun en sevdiği yemeklerden bir tanesi olan Viyana usulü Schnitzel yiyoruz. Bir öğlen arası verdik. Ve elimde şimdi Brecht'in işte bu tiyatrosu ile ilgili bir güzel bir edisyon kitap var. Onu inceliyoruz. Bakıyoruz. Peter Weiss tiyatro için çok önemli yönetmenlerden bir tanesi. Paul Dessau yapmış müziklerini. Brecht'in Die Mutter, yani ana, Maxim Gorki'nin anasından esinlenerek yazdığı ana oyununun şeyini Peter Weiss koymuş. Onlar var. İşte Leben das Galile var. Galile'nin yaşamı. Onu yazmıştı. Die Gewehre der Frau Karar var. Karar'ın tüfekleri Brecht'in oyunlarından bir tanesi. Eski adı Trichter olan bu kafe tiyatronun hemen yanında. Prova aralarında yorgunluk almak için Brecht ve arkadaşları sık sık buraya geliyordu. Hatta anlatılanlara bakarsanız Brecht'in kafenin arkasından tiyatroya geçen daha kısa ve gizli bir de yolu vardı. En hararetli tartışmalar, keyifli öğle yemekleri burada yeniyordu. Bugünse tüm bunların anısına kafenin duvarları Brecht'in fotoğraflarıyla dolu. Liebst du deine Freiheit? Was hältst du von Pflicht? Zeig mir deine Hände. Schau mir ins Gesicht. Welche Farbe magst du? Schwarz, grün oder rot? Berlin bugün Avrupa'nın merkezi. Müzeleri, tarihi binaları, yakın tarihe ışık tutan kaleleri ve şık mekanlarıyla Avrupa sanatı, siyaseti ve gece hayatı için önemli bir kent. Hem klasik hem modern. Hem tarihi hem yeni. Sokaklar cıvıl cıvıl ve renkli. Eski havasından çok uzak, şık restoranlar ve insanlarla dolu. Und das große Feuer in Soho. Berlin, insanların akıllarında gri olarak yer edinmiş bir şehir. Ancak ilginçtir, Berlin bu mevsimde bizi tam da Brecht'in sevdiği gibi güzel bir havada karşıladı. Zira Brecht
kıyafetlerinde sık sık bu rengi kullansa da griden nefret ederdi. İşte güzel bir havada Brecht'in izinden bu kez onun evindeyiz. Şimdi Bertolt Brecht'in evindeyiz. Burası Helena Weigel'le birlikte oturdukları. Tiyatroya da çok uzak bir mesafe değil o kadar. Gerçi biz arabayla böyle 5-6 dakikada geldik. Burada hayatını kaybetti Brecht. Ölene kadar bu evdeydi. Burası 3 katlı güzel bir apartman, güzel bir ev. Arka tarafta bahçesi var. Çok şık ve hatta bahçeye bakan güzel bir kış bahçesi dediğimiz güzel bir bölümü var evin mutfağın yan tarafında. Ev çok zevkli döşenmiş, çok seçme ve güzel mobilyalar var. Ama özellikle büyük bir kütüphaneye sahip olduğunu söylemek isterim. Tabii böyle büyük bir entelektüelin kitaplarının sayısının çok olması da çok normal tabii. Ama bu kitapların içerisinde özellikle Brecht'in komünist olmasından kaynaklı çok büyük bir bölümü, büyük rafların büyük bir bölümü komünizmle ilgili kitaplar. Aynı zamanda şeyin de özel eşyalar arasında iki tane resmi var. Engels'le Marx'ın, Marx ve Engels'in. Komünizme olan merakından dediğim gibi bu. Bir de Berliner Ensemble'da da anlatmıştım. Brecht kurduğu tiyatro teoremlerini, yeni tiyatro oyun biçemini, epik tiyatroyu uzak doğudan etkilendi. Aynı zamanda geleneksel Türk orta oyunundan etkilendi demiştim. Onun da burada izleri Confucius tabloları var. Birkaç tane bayağı da büyük boylarda. Onun uzak doğuya olan, Çin'e olan özellikle ilgisini bize kanıtlıyor gene evin içindeki bu özel eşyalar. Aynı zamanda oyunlarında da büyük, uzun, güzel balatlar kullanıyor. Çin tiyatrosunda gördüğümüz balatları kendi oyununa adapte ediyor Brecht. Brecht'in evinde yaşam ve çalışma alanları çok net bir şekilde ayrılmış. Çalışma alanlarının dışında Helena Weigel'le birlikte ayrıca bir yatak odası da var. Ama hayatını yitirdiği yatağı da yalnızca çalışma odasının içinde de küçük bir bölüm olarak mevcut. Orada aynı zamanda Brecht'in şapkasını, bastonunu ve başka diğer yine özel eşyalarını, örneğin daktilosunu görmek de mümkün. Aynı zamanda kızı Barbara'nın Helena Weigel'le ortak kullandığı yatak odalarında hemen yatağın yatıldığında sol başında bir tane de güzel beşik var. Hatta bir de tam karşısına denk gelen muazzam güzellikteki eski bir çini ve büyükçe bir çini sobanın önünde de asılı kuru mısır koçanları var. O da sanki adeta kendinizi Anadolu'da hissettiriyor size. Brecht'in bu dediğim gibi uzak doğuya ve doğuya olan hayranlığı dolayısıyla zannediyorum ki onları orada barındırmış, asmış evine. Brecht'in güzel bir şeyi var. Bunu burada sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda söylemiştim, yazar kimliğinin içerisinde romancı ve şair kimliği de var. Sadece tiyatro eserleri yazmamış. Aynı zamanda şiirler de yazmış Brecht. Oradan küçük bir bölüm okumak istiyorum size. Evinin önünde. Ben Bertolt Brecht. Kara ormanlardan karnında getirmiş şehre anam beni. Ama çekip gidene dek ben bu dünyadan çıkamayacak ormanların soğuğu içimden. Asfalt şehirde evimde gibiyim. Donanmışım son kutsal törenle. Gazeteyle, tütünle, şarapla, güvensiz, aylak ama sonu mutlu. İnsanlarla iyi aram. Durur başımda şapkam herkesinki gibi. Ki buna benzer bir şapka taşırdı Brecht. Bütün fotoğraflarında tipik olarak görürsünüz çoğunlukla. İnsanlara bakar derim, bunlar başka türlü kokan birer hayvan. Ne çıkar derim sonra, benim de onlardan ne farkım var? Kadınlarla otururum yan yana salıncaklı koltuğumda sabahları. Belki de böyle bir koltuk şey kısmını göremedik. Bahçe kısmını tam olarak göremedik. Yani bahçenin içine geçemedik. Belki de muhtemelen bu bahsettiği koltuk, kadınlarla otururum sabahları dediği o koltuk, belki de bahçe tarafında olabilir. Çünkü evin içinde böyle bir şey göremedim ben.
salıncaklı koltuk. Seyrederim onları umursamadan ve derim, işte karşınızda güvenilmez bir adam. Akşamları da toplarım erkekleri. Bayım deriz birbirimize hep konuşurken. Ayaklarını dayarlar masama ve derler, düzelecek işler. Sormam ne zaman. Sabaha doğru alacakaranlıkta ıslanır çamlar. Kuşlar ötüşür, böcekler bağırışırlar. Dikerim ben kadehimi şehirde tam o sıra dibine kadar. Atıp izmaritimi dalarım tedirgin bir uykuya. İşte izmaritini atıp tedirgin uykulara daldığı Brecht'in evinden izlenimler. Burası Brecht'in sürgün yıllarından sonra Berlin'e dönünce eşi Helena Weigel'le yaşadığı ev. Bugün müze olarak kullanılan ve turistlere açık olan ev, üç katlı, mütevazi ve sıcak. Evini anlatması için kalemi Brecht'in kendisine bırakıyoruz. Bakın, arkadaşına yazdığı mektupta Brecht evini nasıl anlatıyor? Sevgili Schurkamp, şu anda Hegel, Fichte ve Hugeno generallerinin gömülmüş olduğu Fransız mezarlığının yanında Schausenstrasse'de oturmaktayım. Bütün pencerelerim mezarlığa bakmakta. Aslında hiç de kötü bir şey değil bu. 150 yaşında 3 katlı bir evde oturuyorum. Evin tavanları ve pencereleri oldukça yüksek ve birbirine çok orantılı. Evin en büyük odası tam 9 metrekare. Böylelikle farklı fonksiyonlar için kullandığım bir sürü masa koyabiliyorum bu odaya. Aslında her yer çok iyi, orantılı bir şekilde inşa edilmiş. Böylece en az 120 yaşındaki antika mobilyaları olan bir evde oturmak iyi bir fikir. Başka bir deyişle, hem erken dönem kapitalizminin etkisinde hem de daha sonraki sosyalizmin etkilerini taşıyan bir ortam. Artık tiyatroya çok daha yakın oturuyorum. Gençlere daha çok yakınım. Aslında çok fazla kalabalık ve hatta sürü halinde gençler var burada ama doğrusunu söylemek gerekirse bu durumdan çok hoşnutum. Mektubumu burada bitirirken bu mektubu eğlence amaçlı yazmış olduğumu dile getiririm. Sevgilerimle. Brecht'in mektubunda da bahsettiği mezarlık evin hemen yanında. Çalışma odasının penceresinden baktığınızda mezarlığı görüyorsunuz. Yıllarca kendisinin de mektubunda bahsettiği tarihi kişiliklerin gömülü olduğu mezarlığa bakarak eserlerini yazan Brecht, bugün bu mezarlıkta karısı, iş arkadaşı, ortağı, hayat arkadaşı, çocuklarının annesi Helena Weigel'le birlikte yatıyor. Evet, son olarak Brecht'in ebedi istirahatgahında, yani mezarındayız. Yaşarkenki sadeliği, komünist kişiliği buraya da yansımış durumda. Arkamda gördüğünüz gibi onun hemen köşesinde çömeldim, oturuyorum. Arkamda Helena Weigel'le birlikte yan yana yattıkları mezarın önündeyim. Bertolt Brecht'in. Şimdi ondan gene bir şiir okumak isterim burada. Biraz da bu dünya ile ve ölümle ilgili olduğu için bu şiiri seçtim. Şiirin adı da Bu Dünyanın Tadı zaten. Soğuk bir yel esiyordu dört bir yanda. Geldiniz dünyaya bir gün, minnacıktınız. Üşüyordunuz ve çırılçıplaktınız. Sonra bir kadın sardıydı sizi kundağa. Ne çağıran vardı sizi, ne görmek isteyen. Kimse de çıkmamıştı arabayla aramaya sizi. Yoktu burada tek kişisi tanıyan. Sonra bir adam tuttu güzel bir havada elinizden. Hiçbir borcu yok size dünyanın. Gitmek isterseniz paçanızdan kimse tutmaz. Birçok insan sizi hiç umursamazken birçok çocuk ağlayacak ardınızdan. Soğuk bir yılın estiği bu dünyadan göçüp gideceksiniz bir gün. Hepiniz kırık dökük. Anlarsınız ne kadar severmişsiniz dünyayı, iki avuç toprak üzerinize dökülürken. Evet, insan gerçekten yaşamın kıymetini bazen yaşarken bilemiyor. Sanatçılar eserleriyle yaşayan, yaşamaya devam eden insanlardır. Biz de Brecht'in eserlerinde onu yaşamaya, yaşatmaya, birbirinden güzel yazdığı oyunlarla onu anmaya, anımsamaya, şiirlerle anımsamaya devam edeceğiz sonsuzluğa kadar. Vor im großen Tor steht
fand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder. Bugün eski görüntüsünden tamamen sıyrılmış olan ve küllerinden yeniden doğan Berlin'in inşasında Brecht'in de imzası var. Hem de kalın harflerle. Dünya sanatına yön veren Brecht'in gölgesinden yürüdüğümüz Berlin yolculuğunun sonuna geldik. Aynen Brecht'in dediği gibi trenler beklemeden kentler ve gölgeler yeni serüvenlere yelken açacak. Yeni kentlerde yeni isimlerin gölgesinde koşacak. Der Posten, die Bliesen zapfen Streit. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen. Wie gerne würde ich mit dir gehen. Mit dir will ich mal leben. Mit dir